İkinci bölümden, ikinci haftadan herkese selamlar, saygılar, yankılı ortamdan yeni bir motosiklet modifiyesiyle karşınızdayım. Bu bölümde genel olarak motosikletin kozmetiği üzerine modifiyeler yapacağım. Fakat bu bölüme geçmeden önce size önceki bölümde neler yaptığımızı bir hatırlatmak istiyorum. Önceki bölümde uzun uğraşlar sonucu ön jantı çıkartıp ön maşaları elime alıp maşaların keçelerini ve yağlarını değiştirmiştik. Yani olandan daha kalın bir yağ koymuştuk. Bu da bize virajlarda daha sert amortisör sağlayacağı için daha iyi viraj performansı anlamına geliyordu. Ayrıca sol amortisörde de yağ kaçağı olduğu için keçeden, keçeleri de değiştirdik, yağlarımızı değiştirdik. Baştan sona çok güzel bir ön takım bakımı yaptık motosikletimize. Ve şimdi sırada motosikletin yüzünü oluşturacak far, sinyal, gösterge kısmındayız. Aslında şu anda elimde granizer falan her şey hazır. Fakat hepsini böyle bir güne sığdırıp tüm dakikamı ona ayırmak istemiyorum. Gün içerisinde yapacak diğer işlerim de var. O yüzden bugün sizlerle birlikte sinyal, far, genel olarak kafa kozmetiği hakkında modifiyeler yapacağız. Birinci bölümde size göstermiştim ama tekrar göstermek istiyorum. Ben motosikleti aldığımda kazalı olduğu için göstergeyi tutan şu demir yoktu. Bunu biz kendimiz imal ettik. Bakın şuradan tek bir cıvatayla bağladık. Çok güzel, sapasağlam bir gösterge tutacağı oldu. Bunun da görüntülerini şu an izliyorsunuz zaten. Bizi baya baya uğraştırdı. Uzun zamanlarımızı gerçekten harcadık bunun için. Ama değdi. Gerçekten çok güzel bir şey ortaya çıktı. Onun dışında yine benim motosiklette işimi görsün diye kullandığım, üzerinde çok güzel mercek bulunan led bir ışık var arkadaşlar. Bunu idareten takmıştım. Mercekli bir ışık. Çok güzel merceği var. Çok güzel lensi var. O yüzden belki motosiklet topladıktan sonra koruma demirlerin üzerine bunu koyabilirim. Sinyal kısmına gelirsek de bu aslında şu an sinyallerin bağlandığı demirler. Granaj bağlantı demirleri. Yani bu sinyaller de kafada şuraya gelecek. Kafa kısmına gelecek. Ayrıca gösterge kapağı kısmında da burası çok çirkin durduğu için iki farklı gösterge kapağı aldım. Bakınız benim tüm hazine burada. Motosikleti toplarken her şeyi buraya sakladım. Çelik fren hortumlarından sinyalli aynalarıma kadar. Burada XC6'nın orijinal gösterge kapağı var. Kullanacağım fara çok uyumlu olmadığı için bu gösterge kapağını kullanmayacağım. Bunu satın alırken yanında FZ1'in gösterge kapağını da satın aldım. Yamaha'ların bu modelinde göstergeler hep aynı oluyor. O yüzden bu gösterge kapağının çok daha yakışıklı durduğunu düşünüyorum bu motosiklet üzerinde. Ayrıca far da geldiğinde tadından yenmeyecek, o kadar diyeyim. Çok güzel olacak ya. Yani gerçekten çok umutluyum bu proje için. Yavaş yavaş bu elektrik tertibatını düzenleyeceğim. Farımızı getireceğiz, bağlayacağız. Tabii ben farı alalı, sipariş verili çok uzun zaman oldu. Belki sizin haberiniz yoktur. Ama ben Instagram'da paylaşmıştım galiba farı ya. Aynen. Bakınız şöyle bir farımız var. MV Agustaların far tarzını çok beğendiğim için Agusta'ya benzeyen bir LED far satın aldım arkadaşlar. Yani eğik duruyor. Motosikletin kafasını böyle biraz KTM'ye, biraz Agusta'ya, yani bir azıcık İtalyan esintilerine benzeten bir tasarım bu. Tasarımlı bir far daha doğrusu. Universal bir bağlantı. Yanlardan iki cıvata ile bağlayabileceğim. Arkasında soğutma ızgaraları var. İçerisindeki ledler full mercekli. Ve bu neyin farı biliyor musunuz? Hadi tahmin edin, size 10 saniye veriyorum. Şu farın orijinalde hangi motosiklette kullanıldığını size soruyorum. Kimse bilemedi. Harley Davidson farı bu. V-Rod farı. Ve ben motosiklette bu farın çok güzel duracağını düşünüyorum. Yani özellikle yandan vesaire bakıldığında tam Agusta tarzını bize yaşatacak. Ama hepsinden önce şuradaki kablolamayı çok güzel bir toparlamam gerek. En önemli kısım şurası çünkü. Etrafı açık bir far olduğu için, şu arada kapak olmayacağı için yanlardan şu kablolar görünecektir. Kablo kısmını kısmen de olsa düzenledim. Benden önceki sahibi motosikletin göbek kısmına full gresyo sürmüş. Ama buraları temizlemek de geçti 20 dakikam. Gaz yağıyla oraları böyle fırçaladım fırçaladım temizledim. Şu anda mis gibi tertemiz duruyor arkadaşlar. Az önce siyahtı, yağlı gördüğünüz yerler şu an tertemiz. Kablolar üzerinde daha fazla işlem yapabilmem için depoyu kaldırıp içerisindeki hava filtre kısmını söküp elektronik aksam kısmına kadar gelebilmem gerek. Çünkü burada çok fazla gereksiz kablo dışarıda. Bunları ya daha fazla ileri çekip farın arkasına saklamam gerek ya da daha fazla geri çekip motosikletin içerisine saklamam gerek. Yandan şu şekilde çıkan kablolar beni çok rahatsız ediyor. O yüzden daha temiz, daha böyle sade, basic, orijinale yakın bir görüntü istediğim için, daha fazla uğraş istediğim için depoyu çıkartacağız.
hava filtresini sökeceğiz. Altındaki elektronik kısma, kablolama, enjeksiyon kısmına geleceğiz. Ki zaten quick shifter takacağımız için bunu sökmemiz bizim için daha avantajlı olur diye düşünüyorum. Hava filtre kısmını elime aldım. Görmüş olduğunuz gibi burada enjeksiyonun hava alma kısımları var. Gaz kelebeği kısımları var. Ve hemen burada da elektrik kablolarıyla rahat rahat oynayabildiğimiz bir alan var. Şu anda her şey istediğim gibi gidiyor. Hiçbir sorun çıkmadı. Filtre kutusunu da çıkarmışken temizleyeceğim. Tahminimce benden önce bir kez sökülmüş bu. Çünkü civata başlarında hep iz vardı. Alyan anahtar izleri vardı. O yüzden kafam rahat iş yapabiliyorum. Benden önce zaten söküldüyse ben tekrar sökersem sorun çıkmaz gibime geliyor. Biraz daha derine girip şuralara bakacağız. Kablolarla oynayacağız efendim. Bakınız görmüş olduğunuz gibi kablolarla oynayacağımız kısım şu arka tarafta kalıyor. Hemen buradan iki tane civata ile burayı da biraz çekebileceğim kendime. Gaz kelebeklerimiz, enjeksiyon kısmımız ve diğer kablolar depomuz. Şu anda işlerim tam takır yolunda gidiyor. İnşallah bir sorun çıkmaz. Ve bu kadar sökmemin tek sebebi şuydu. O da şuradaki kablo saçmalıklarını, şuradan gelen kablo soketlerini falan içeriye almak, düzenlemek. Burada boşu boşuna kablolar duruyor. Buradaki kablo yığınlarını temizleyelim derken biraz içeriye bakındım arkadaşlar. Quick shifter bağlantısı yapacağımız için, motosiklete quick shifter da bağlayacağımız için ateşleme kısmına baktım. Buji pipolarına gelen kabloda ateşlemeleri yöneten iki farklı parça var. Aynı quick shifter üzerinde de yazdığı gibi şunların artı ve eksisine quick shifter'ımızı bağlayacağız şuralara ve quick shifter'ı da bitirmiş olacağız. Yani quick shifter'ı kafaya takmaya gerek yok. Onu biraz düşünüyordum nasıl yaparız, nasıl ederiz diye. Fakat şimdilik sıkıntı yok gibi. Öğlen güneşi buraya vurmaya başladı. Manyak sıcak oldu burası. Pencereleri açmama rağmen sıcak. Normalde pencere açınca esmesi gerekiyor. Bir önceki bölümde manyak gibi esiyordu. Akşama doğru yapmıştık çünkü işlerimizi. Şu an sabah olduğu için daha bir terletti beni. Kablo kısmına gelirsek şu kabloyu ben ya arkaya ya içeri almak istiyorum demiştim. Fakat bu diversiyon yani granajlı model olduğu için Yamaha mühendisleri buna farklı bir kablo kullanmış muhtemelen. Naked'deki gibi bir kablo yok burada. Yani ne içeri giriyor ne araya giriyor. Böyle arada kalması için tasarlanmış bir kablo bunlar. Yani bunları benim saklayabilmem için yapmam gereken tek şey şuradaki kablolardan kesip araya ek kablo uzatıp ya içeri ya da farın arkasına saklayabilmek. Başka bir çare de yok gibi görünüyor. Ne yapsam ne etsem diye düşünmüyor değilim şu anda. Şeytan diyor ki şuraya vur cırtı kalsınlar burada. Zaten millet buraya mı takılacak? Çok fazla detaya takılıyorsun diyor. Ama çok terledim. Biraz kameraya yer çekeyim. Çok terledim. Çok sıcak oldu. Tek başıma olduğum için ve işler yorucu olduğu için sürekli her anını her dakika kaydedemiyorum. Ve motoru modifiye etmeye devam ediyorum. Kabloları toparlamayı yeni bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi göster kablosunu sardım. Buradan gelen kabloları sardım. Şu an ortalıkta pislik hiçbir görüntü yok. Şunlar zaten fara gelecek. Bu siyah kablo park lambalarının eksisi. Bu artısı. Şu ikisi sinyal. Şu ikisi uzun kısa far. Şu an boşta hiçbir şekilde bir kablo yok. Hepsini düzenledim. Şimdi birazdan şuradaki kablo demetini de düzenleyeceğim. Hepsini içeri alacağım. Fakat burayı komple kapatmayacağım çünkü daha quick shifter'ı bağlayacağımız için quick shifter'a da tekrar depoyu, tekrar hava filtresini sökmek istemediğim için tık 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 yarın veya öbür gün veyahut da direkt bugün bu akşam quick shifter'ı bile belki takabilirim. Şimdi yapmam gereken tek şey, bakın burada farla beraber universal her motora takılabilen far kelepçeleri aldım. Kelepçeler şu şekilde çalışıyor. Her motorun kendine özel amortisör borusu genişliği olduğu için amortisör borusunun genişliğini ölçüp ona uygun olanını sipariş vermeniz gerekiyor. Bakın şu şekilde kelepçe takılıyor buraya. Şöyle takılıyor. Takıldıktan sonra buralarına da far takılıyor. Ve çok orijinal bir görüntü ortaya çıkıyor. Ve sinyallerde görmüş olduğunuz gibi bu takılan aparatın üzerinde sinyal boşluğu var. Sinyaller de aynı şekilde şuradaki boşluğa takılıyor. Şimdi birazdan bu kelepçeleri takacağım. Kelepçelerin üzerine farı takacağım. Bu LED farın kablolarını hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi soketlerini ayarladım. İkisi de şu an aynı soket. Tık tık soketleri de oturttuktan sonra kafamız rahat arkadaşlar. Başka hiçbir işlem kalmayacak diyelim ve başlayalım takmaya. Far kelepçelerini far braketini taktım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bir tanesi amortisör borusuna, bir tanesi ona bağlanan aparata, aynı şekilde altta da. Daha sonra bunlar ortasında birleşiyor bu şekilde. Şöyle ortak oluyorlar ve buna da farın civatalarını bağlıyoruz. Bunları nasıl konumlarsak farın aşağı yukarı veyahut da kafaya yakınlığı uzaklığı ayarlanabiliyor arkadaşlar. O yüzden çok işini kolaylaştıran bir aparat yapmışlar. Alüminyum CNC'den çıkma bir parça muhtemelen. Bunu da açıklamak istediğim linkini bulabilirsiniz. Şimdi sırada şu farı yanlarından şu şekilde buraya civatalamak kaldı. Ama tabii onu yapmadan önce sinyallerin falan bağlantısını yapıp her şeyi tamamlayıp en son onu takacağım. Ve üzerine de göster kapağımızı takıp far kısmını halletmiş, bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlar, farı taktım görmüş olduğunuz gibi. Gayet güzel bir şekil var.
Fakat kavloları vesaire toplamadım. Burada uzun kısa kavlolarımız var. Neden toplamadın diye soracak olursanız, uzun kısa hangisi kısa onu bilmiyorum. Evet, uzun ve kısayı ayırt etmediğim için şu anda motosikleti de çalıştıramadığım için, bakınız her şey boşta, tüm kablolar çıkık olduğu için motor çalışmıyor. Sadece çalıştığı zaman uzun kısa farlar yanıyor. Şu an Allah'a emanet taktım. Uzunu kısaya, kısayı uzuna takmış olabilirim. %50 %50 ihtimal var. Şu anda şansa motosikleti toplayacağım. Eğer topladıktan sonra uzunla kısa farklıysa 10-15 dakikaya düzeltirim zaten onu. Yani maalesef ki bu şekilde kafayı kapatmak zorundayım. Çünkü çok yoruldum, bakın alnımdan akan teri göstermek istiyorum size, bak. Bak kaşınlan, bak gözüme geliyor şu an ter. Arkadaşlar şu an hamamdan beter burası. Resmen oturduğum yerde kardiyo yapıyor gibi hissediyorum. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Farı bu şekilde kapatacağım. Gösterge kapağını takacağım. Ve bugünün belki sonuna gelebiliriz. Kolum çok ağrıdı. Belki de bugün sadece farı takıp bitirebilirim. Ya da ufak tefek şeylere de el atabilirim. İlerleyen bölümlerde de quick shifter'ı takıp daha sonradan depoyu, elektrik aksamını komple kapatıp egzoz değiştirme, full sistem headers takma, ardından grenaj ve koruma demiriyle katlanır plakalık gibi detayları da ekleyeceğim tabelalara. Motosikleti toplamayı bitirmiş oluruz muhtemelen. Şimdi kafayı toplayacağım, kabloları düzenleyeceğim ve kapatacağım. Size 5 saniye sonra güncelleme gelecek. 1, 2, 3, 4. Görmüş olduğunuz gibi farı, sinyalleri ve gösterge kapağını taktım arkadaşlar. Bu arada o kadar sıcak ki pervane beni daha çok terletiyor. Şöyle göstereyim size. Şu alet biraz kaba dursa, farımız küçük dursa da ben genel olarak görüntünün işte çok beklediğim gibi olmasa da güzel durduğunu söyleyebilirim. Ki daha koruma demirlerimiz, grenajlarımız gelecek. Ondan sonra bir tık daha güzel duracağını söyleyebilirim. Şöyle parkları açtığımızda ise görüyorsunuz bu şekilde çok parlak yanan ışıklarımız var. Tabii sinyal verince bu şekilde çakıyor, beyaz sönüyor. Solda da aynı şekilde. Gayet güzel olmuş, mis gibi. Şöyle bir yandan kelepçelerle farı bağladım. Far bu şekilde duruyor. Yandan özellikle çok güzel duruyor. Tam karşıdan çok güzel durmasa da güzel olacak ya inşallah. Yani çok yoruldum, inşallah değer buna. Bakın kornayı da şöyle yana aldım. Buraya koruma demiri falan gelecek zaten. Korna da bu şekilde sırıtmadan gözümüzün önünden kaybolmuş oldu. Şu alt kısmı bayağı fresh yaptık. Şuraya bakın. Evet, farı tamamen bitirdim. Şu an komple yerine sıktım. Şu an farla, ön takımla işimiz bitmiş durumda arkadaşlar. Şu gösterge biraz çıkıntılı dursa da yine güzel bir görüntüye sahibiz bence. En azından orijinal Bajaj kafası yerine böyle bir Agusta'ya benzer bir kafaya sahip olduk. Bundan sonraki ileride ne yapacağım? Muhtemelen quick shifter işine gireriz. Quick shifter'dan sonra grenajlar, koruma demirleri. Yavaş yavaş toplarız makineyi. Bugün sıcaklık sebebiyle ve akşama kalmamam sebebiyle çok yoruldum ve biraz erken bırakmayı düşünüyorum. Ama bir sonraki bölümde güzel bir quick shifter yaparız sizinle. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. X6 ile görüşmek üzere.